Seçim badiresine atlattık. Tekrar işimizin başına dönelim. Bugün ilk defa hayatımda BIST 100 yani Türkiye borsası hakkında bazı yorumlarım olacak. Çünkü bu konuda çok soru geldi. E malum seçimler yaşanıyor, yaşandı. Bunun ekonomi üzerinde tabii çok büyük etkileri olacak. Bu çerçevede BIST nasıl hareket eder? Bu konuda birkaç öngörü sunmaya çalışacağım. Yalnız şunu unutmayın. Ben BIST yatırımcısı değilim uzun sürede olmayı düşünmüyorum. Sebeplerini zaten biraz sonra dinlemiş olacaksınız. Ve çok derin analizlerim de yok. Bugün böyle biraz siyasetle ekonomi arasında bir yorumlamayla işler nereye gidebilir konusunda görüşlerimi anlatacağım. Anlatacaklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle seçimin sonucu vatana millete hayırlı olsun. Her zamanki gibi bundan mutlu olanlar ve mutsuz olanlar var. Twitter'dan beni takip ediyorsanız mutlu olmayanlardan bir tanesiyim. Ama millet böyle tercih etti. Peki milletimiz neyi tercih etti? Baktığımızda mecliste Cumhur İttifakı son derece kuvvetli. AK Parti'nin oyları gerilemiş durumda. Galiba tarihi en düşük oy seviyesine eriştiler burada. Ama yanlarına MHP'yi, Yeni Refah Partisi'ni ve Hüdapar'ı koyunca yeterince güce sahip olmuş oluyorlar. Mecliste son derece kuvvetliler. Yasama tarafında bir sorun yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi malum ikinci tura kaldı. Eğer şu andaki veriler bizi çok şaşırtmazsa ve tabii Türkiye çok acayip bir ülke iki haftada çok şey olabilir ama siyaseten de büyük bir değişiklikle karşılaşmazsak Cumhur İttifakı ikinci turu da almaya meyilli gibi gözüküyor. Bu durumda hem Cumhurbaşkanlığı seviyesinde hem mecliste Cumhur İttifakı'nın açık gücünün olduğu bir önceki dönemin devamı bir döneme doğru giriyoruz demektir aslında. Bir önceki dönemin ekonomi politikalarını eleştirmek falan benim işim değil. Ama sonuçlar çok iyi değil. Ne açıdan iyi değil? İstanbul Borsası açısından iyi değil. Son dönemde biliyorsunuz borsadan çok çıkış yaşandı. Borsa bir süre bir yükseldi. Neyin yükselmesiydi? O aslında temelde enflasyonun yükselmesiydi. Oradan sonra durduk ve bugüne baktığımda işte 4500'ler seviyesinde devam ediyoruz. Sorun ne? Yabancılar gelmiyor. Bizim borsamızın yükselmesi için yabancı yatırımcıya ihtiyaç var. İç yatırımcımızın nefesi pek yeterli değil. Peki bu seçim sonuçları yabancılara ne söylüyor? E Kendinizi bir yabancı yatırımcı yerine koyun, batıda bir fon yönetiyorsunuz vesaire. E bakıyorsunuz e, Türkiye'deki ekonomi yönetimi aynı, siyasi yönetimi aynı, siyasi anlayış aynı. Bir de işin içerisine Yeni Refah Partisi gibi biraz daha ekonomiye radikal bakışlar getirenler girmiş durumda. Milletvekili sayısı az, etkisi de az olacaktır ama yine de bir dikkat etmekte fayda var. Çünkü diyorlar ki mesela biz Merkez Bankası'nın hazinenin ihtiyaçları için kullanırız. Yani istediğimiz gibi para basabiliriz. Böyle bir politikaları vardı seçim beyannamelerinde. E böyle baktığınızda geleneksel bir batılı fonun Türkiye'ye yatırım yapması zor gözüküyor önümüzdeki günlerde. Tabi bu dediğim seçimde ikinci turda Cumhur İttifakı'nın alacağı varsayımla dayalıyor. Böyle bir durumda borsanın tekrar yabancı sermaye çekebilmesinin tek bir yolu var. Bu da nedir? Hem mecliste hem Cumhurbaşkanlığında güce sahip olan Cumhur İttifakı'nın ekonominin yönetimine çok güçlü, uluslararası piyasalarda saygı gören, ismi üzerinde geniş bir mutabakat olan birisini ataması. Şu an kadar gördüğüm kadarıyla Mehmet Şimşek bunun adaylarından bir tanesi. Zaten AK Parti yöneticileriyle görüştü. Hatta seçim kampanyasında yanılmıyorsam Erdoğan'la beraber birkaç kere bazı il ziyaretlerine gitti. Mary Lynch kökenli yanlış hatırlamıyorsam bütün dünyada saygınlığı olan birisi Mehmet Şimşek. Kendisi İngiltere'deki ekonomik sistemi çok iyi biliyor. İngiltere'deki ekonomik sistemi bilmek, küresel ekonomik sistemi bilmek anlamına gelir zaten. O yüzden güçlü bir aday. Öyle bir aday seçilir ve çok güçlü yetkilerle ve güvencelerle donatılırsa borsa bunu sevecektir. Yani yabancı yatırımcılar açıkçası Türkiye'nin siyasetinde ne oluyor, hukukunda ne oluyor onları ilgilendiren boyutu biraz daha az. Onları ilgilendiren temel konu paraları güvencede mi değil mi? Ve ekonomik olarak Türkiye makul stratejiler izliyor mu izlemiyor mu? Bu çerçevede Mehmet Şimşek'in ekonomi tarafında güçlü bir yetkili atanması yabancı yatırımcı için iyi bir gelişme olur. Ama bu iyi gelişme hemen yatırıma yönelecekler anlamına gelmez. Biraz bekle, gör politikası izleyebilirler. Çünkü unutmayın daha evvel de aslında ekonominin başına veya Merkez Bankası'nın başına çok güçlü saygın isimler atandı ama onlar orada dayanamadılar fazla. Çünkü dayatılan politika biraz farklıydı meşhur faiz meselesi. Onun doğruuna veya yanlışına girmiyorum ama onun yanlış olduğunu düşünen çok fazla yabancı yatırımcı var. Bundan dolayı da Mehmet Şimşek atandıktan sonra onun orada hakikaten güçlü olabildiğini, kararlarını uygulayabildiğini ve Türkiye'nin ortodoks denen ekonomik politikalara dönüş yaptığını izlemek isteyeceklerdir. Bu izleme ne kadar sürer? Valla verilen güvencelere bağlı, şimşeğin performansına bağlı ama birkaç ay sürebilir. Ve eğer bu birkaç ayın sonunda Türkiye'nin rasyonel bir zeminde ekonomi yaptığı görülürse yatırımcı tekrar Türkiye'ye gelmeye başlayabilir. Nedir peki rasyonel ekonomik politika? E faizlerin bir miktar yükselmesi gerekiyor. Şimdi burada hemen faiz lobisinin elemanı sen falan diyenler olacak ama öyle değil. Türkiye'de zaten biliyorsunuz aslında o düşük faize siz biz ulaşamıyoruz şu anda. Bizim aldığımız kredilerdeki faizler gayet yüksek. Mevduata para yatırırsak yüksek faiz var. Hatta tarihi yüksek faizler var. Ama kim ulaşabiliyor bunu? Finansal kuruluşlar ulaşabiliyorlar. Oradaki faiz bir miktar yükselecektir. Bunu çok sert de yükseltemez Mehmet Şimşek de işin başına geçse. Çünkü bankaların elinde epey bir hazine kağıdı var. E bu durumda Amerika'daki sorunu yaşarız. Oradaki bankalarda neden battılar? Merkez Bankası faizi aniden yükseltince bankalar sıkıntıya girdi. Çünkü ellerindeki hazine kağıtlarının faizi düşüktü. O yüzden böyle çok sert ani bir şey olmayacaktır. Ama bir en azından faiz düşüşü kesinlikle duracaktır. Ve adım adım yükselme ve ileriye yönelik daha rasyonel faiz seviyeleri olacak konusunda açıklamalar gelecektir. İkinci bacakta mutlaka dövizin önü açılacaktır. Çünkü şu anda Türkiye'de dövizin fiyatlaması doğru değil. Zaten serbest piyasayla bankalar arasındaki makasla bize bunu gösteriyor. Siz bir ihracatçıysanız iç pazardaki maliyetleriniz çok yükselmiş durumda. Oysa bu dövizin baskılanmasından dolayı ihracat yapmakta zorlanıyorsunuz, kere demiyorsunuz. Bu konunun bir önü açılacaktır. Doların bir miktar yukarı doğru salınabileceğini düşünüyorum. Ve üçüncü olarak da mutlaka bütçe disiplinin geri gelmesi lazım. İşte son yıllarda seçimdi ve bir yandan da tabii deprem gibi facialardı. Bütün bunlardan dolayı müthiş bütçe açıkları var. Bu bütçe açıklarını devletin kapatması gerekiyor. Bu da bir miktar tasarrufa geçici anlamına gelebilir. Tabii bu tip bir rasyonel politika ne kadar götürülebilir onu izleyeceğiz. Bunun önünde hem siyasi engeller var çünkü yakın zamanda yerel seçimleri konuşuyor olacağız. Hem... AK Parti'nin şu anda içinde oturduğu bir konjektürel yapı var. Verdiği sözler var. Faizleri hep sıfırlayacağız gibi. Ondan emin değilim ama benim tahminim eninde sonunda şu anda AK Parti'nin çok düşük oy aldığı geçmişe göre ve bunun da temel sebebinin ekonomi olduğunu AK Parti kurmayları mutlaka değerlendiriyordur. Bundan dolayı ben makulce bir ekonomi politikası bir süre izleyeceklerini düşünüyorum. Böyle olmaz da ikinci turda bir mucize gerçekleşip de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı alırsa o zaman biraz daha sorun ekonomik açıdan büyüyor olabilir. Çünkü tipik bir topal ördek durumuna düşüyoruz bu durumda. Ne Cumhurbaşkanı'na meclis iş yaptırır ne meclisin yapacağı şeyleri Cumhurbaşkanı onay verir. Bürokrasi birbirine girer orada zor bir dönem bizi bekliyor. Ben zaten Türk halkının bundan dolayı böyle bir maceraya atılmayacağını düşünüyorum. Bu siyasi tercihim değil sadece neler olacağını anlatmaya çalışıyorum size. Eğer böyle olursa ülkenin bir topal ördek döngüsüne düşeceğini, bunun tartışmanın ana eksenine oturacağını düşünüyorum. Daha sonra da hemen erken seçim konuşmaya başlayacağız. Erken seçim tabii iyi bir şey değil Türk ekonomisi için. Çünkü küresel ekonomik kriz var. Türkiye'de bence yanlış ekonomi politikaları uzun süredir izleniyor. Üzerine depremin getirdiği açık var. Üzerine bir büyük seçimden çıkıyoruz ve seçimde inanılmaz paralar saçıldı ve sözler verildi etrafa. Erken emeklilikler, memur maaşlarına zamlar gibi. Yani böyle bir durumda bir seçim daha kısa vadede önümüze çıkıyorsa genel seçim ekonomi onu kaldırması bana çok çok zor geliyor. Peki özetlemek gerekirse ben BIST 100 zaten yatırımcısı değilim. Şu dönemde girmeyi de düşünmem. Ama borsadaki fiyatlar cazip mi? Cazip. Eğer ekonomide rasyonel anlamlı politikalar izleneceği, dünyanın genel kabul ettiği ekonomik teorilere dönce Türkiye'nin görülürse piyasada yukarı doğru potansiyel olduğunu düşünüyorum. Eğer bunun tam tersine mevcut politikalar devam ettirilecekse, üzerine bir de işte biraz önce bahsettiğim yeni meclis kompozisyonu getirdiği daha da radikal bildiğimiz anlamdaki ekonomik politikaların dışındaki fikirler hükümet içinde işte yer bulmaya başlayacaksa ...biraz daha bilsin aşağı gideceği bir yerde olabilir... ...ama anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil... ...ben uzun vadeli bir trendten bahsediyorum... ...kesinlikle bir seviye tahminim yok ben hızla Nazdağ'a, Amerikan borsası dönmek istiyorum. Orada da zaten kendine özgü acayip sorunlar var ama orası benim yakından izlediğim uzmanı olduğum bir alan. Biraz daha ekonomik politikanın şeffaf olduğu rakamları gördüğüm bir alan. Onunla ilgili paylaşımlarımı çok artıracağım bu dönemde. Çünkü inanıyorum ki hepimizin ekonomik refaha her zamankinden çok ihtiyacı var. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka aşağı beklerim. Görüşmek üzere.